Kaan dükkanında muzdan yumurtaya, kozalaktan balığa kadar birçok çeşit ürünün turşusunu yapıyor. Dükkanın vitrinini kavanozlardaki birbirinden farklı meyve ve sebze turşularıyla dolduran Aydoğan'ın iş yeri vatandaşlar tarafından ilgi çekiyor. Ben meşhur turşu Bayram Usta. 74'te başladım turşuculuğa. Ya daha önce meslek tatlıcı, bizim halka tatlı yaparız. Tatlı baktım, tatlı fazla geçmeyince turşuya döndük. Turşu daha iyi yani. Bunun bayatı yok, şey yok turşunun. Tatlı da bayat olduğu zaman müşteriye veremiyorsun. Ama turşu bekledik sonra daha lezzet, daha iyi oluyor. Onun için turşu daha iyi yani. Vatandaşlar koyar saati, şu turşu var mı, bu turşu var mı diye sordular. Kozalak var mı veya balık var mı, muz var mı diye sordular. Ben de onlar dedikten sonra, madem turşucuysam öbür turşulu yapıyorsam onunla da yaparım dedikten aynen böyle başladık, devam ettik. Derler zaten bu yumurta turşusu olur mu diyor, şaşırtıyorlar. Nasıl balık turşusu olur mu diye, böyle bu gibi şey, değişik şeyler çok müşteriye dikkat çekiyor. Onları çok soruyorlar yani. Yenir mi, kabuklu mu, kabuklu mu? Bizde de yok, yok kabuk, soyulmuş, haşlanmış yumurta diyoruz mesela. Balığı kızartıyoruz, öyle yapıyoruz mesela. Kozalak turşusu daha önde geçiyor. Bu astıma, öksürüğe, nefes almaya geliyor. Sarımsak, bu gibi şeyler fazla dikkat çekiyor yani. Bu kış gelerekten, kış gelmese bile müşteriler en fazla acılı turşusu içiyorlar. Bu yani hastalığa da iyi geliyor. Bu nefes açma olsun, hazımsızlık, bulantı, iştahsızlık, bu gibi şeylere acılı turşusu çok iyi geliyor. Nezle gribe de iyi geliyor. Onun için fazla acılı turşu içiyorlar keteyle beraber. Turşunun en şeyi hijyen ve temizliktir yani. Bu temizlik olmazsa olmaz. En fazla temizliğe dikkat edilir. Şu normal malzemesini yıkadıktan sonra normal dolduracak sirkesini, kaya tuzunu, sarımsağını, maydanozunu katacak, tamam, fazla bir şey yok bu turşu yapımında zaten. İnsanların kendi damak tadına göre ayarlamak çok önemli. Bu işleri hiç yapamaz ki zaten. Bu insanın kendinden gelen bir şey yani, tat önemli, damak tadı yani. Bu hem yaptığın bir işi severek yapacaksın, sevgi koyacaksın, ihlasla yapacaksın. O zaman lezzeti de iyi olur, tadı da güzel olur yani.